g fonksiyonu, f eşittir x'in mutlak değeri, bu fonksiyonun yeniden ölçeklendirilmiş halidir. g x'in denklemini bulunuz. Çok güzel, hemen bulalım. Evet, f x eşittir x'in mutlak değeri burada maviyle gösterilmiş, g x'e, f x'in sadece ölçeklendirilmiş hali değil, sanki bir de x ekseni üzerinden yansıtılmış hali gibi görünüyor. Bu soruyu farklı şekillerde çözebilirsiniz. Mesela fx'i önce yansıtıp sonra ölçeklendirebilir ya da önce ölçeklendirip sonra yansıtabiliriz. İsterseniz önce yansıtalım. Evet, şimdi burada buna benzeyen bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Aynen fx'e benziyor ama fx'in x ekseni üzerinde yansıtılmış hali. Fonksiyon x ekseni üzerinde yansıdıktan sonra artık bu x değerlerinde aldığı değerin negatifini alacak. Bu yüzden de bu grafik y eşittir x'in mutlak değerinin negatifi yani eksi mutlak değer içinde x'in grafiğidir. Evet, buradan hangi değeri elde ediyorsak artık negatifini elde ediyor olacağız. Evet, gx'in denklemine bir adım yaklaştık. Şimdi de bu yeşil grafiği nasıl ölçeklendireceğimizi bulmamız lazım. Bir düşünelim. Yeşil fonksiyonda x 1 iken fonksiyon eksi 1'e eşit. Ama biz g'yi elde etmek istediğimiz için fonksiyonun bu noktada eksi 4'e yani bu değerin 4 katına eşit olması gerekiyor. Evet, belirli bir x değerinde g fonksiyonunun değeri yeşil fonksiyonun 4 katı olacak. Ve bu sadece pozitif değil, negatif x değerleri için de geçerli. Bakın x eksi 1 iken yeşil fonksiyon eksi 1'e g ise eksi 4'e eşit. Tam 4 katı. Negatif değerlerinde 4 katını elde ettiğimize göre yeşil fonksiyondan g'ye geçmek için bunu 4 ile çarpmamız yeterli. Fonksiyonu dikey eksende daraltan şey de bu zaten. O halde hemen yazıyorum. gx eşittir 4 çarpı x'in mutlak değeri Videonun başında da söylediğim gibi bu soruyu fonksiyonu önce ölçeklendirerek, önce ölçeklendirerek de çözebilirdik. Eğer g'yi yansıtmamış olsaydık, buna benzeyecekti öyle değil mi? Evet, buna benzeyen bir grafik elde edecektik ve bu f(x)'in 4 katının grafiğidir. Yazalım y yeah, eşittir 4 çarpı f(x). f(x)'in yerine x'in mutlak değeri de yazabiliriz. Ve son olarak da aldığımız pozitif değerlerin yerine aynı değerin negatifini aldığımız için yani g'yi x ekseni üzerinde yansıttığımız için bunun önüne bir eksi işaret ekleyeceğiz.